masaüstü ve laptop bilgisayarlar aracılığıyla paraşüt uygulamasına giriş yapabiliyoruz. Ancak bunun haricinde tabletler ve cep telefonları için hazırlanmış olan bir de mobil arayüzü var. Paraşüt uygulamasının mobil arayüz tarafını inceleyelim birazdan. Bunun için şu an cep telefonum ekranını paylaşıyorum sizlerle ve burada paraşüt.com açık. Sağ üst tarafta masaüstü bilgisayarlarda da giriş yaparken kullanmış olduğumuz kullanıcı girişi butonuna tıklıyorum. Paraşüt uygulamasında kullanmış olduğum kullanıcı e-posta adresim olmuş oluyor. Evet. Yazdım. Daha sonra da şifremi yazıyorum. Ve bundan sonrasında eğer oturumum devam açık kalmasını istersen buradaki hemen şifre alanın altındaki kutucu işaretleyebilirim. Parolayı unuttuysam bu sefer de buradaki parolanızı mı unuttunuz butonuna tıklayarak ilgili yönergeyi takip edebilirim. Şimdi oturumu aç butonuna tıklayarak paraşüt uygulamasında oturumun açılmasını sağlıyor. Güncel durum sayfasıyla ile karşılıyor beni. Bu güncel durum sayfasında da bildiğimiz gibi yeşil alan şu anda bulunduğumuz gün. Bugünden sonra gelecek olan ödemeler ve tahsilatları hemen üst tarafta beyaz dörtgen alanlar üzerinde görüntülüyorum. Ama geçmiş tarihli tahsilat ve ödemeleri ise alt tarafta kırmızı arka planı sahip dörtgenler üzerinde görüntüleyebiliyorum. Bunlardan herhangi birini tıkladığınızda ilgili ödeme ile alakalı sayfa, satış detayı veya ilgili ödeme ile alakalı detay sayfası karşımıza çıkacak. Bu detay sayfasında ilgili genel toplam, kalan, ondan sonra türü bölümünü görürüz. Fatura bakın, ayrıca masraf da olabilirdi bu. Alt tarafa doğru devam ediyorum. Tahsilatlar bilgisini görüntülüyor mavi alanla birlikte. Fatura detayları başlığı altında ilgili fatura ile ilgili detayları veriyor. Bu bir noktada faturanın dijital halidir ayrıca. Bu tür bilgilere ulaşabiliyorum. Geri dönüş yapıyorum ve buradan da sol üst taraftaki menü tuşuna basarak satışlar sayfasını biraz da inceleyelim. Satışlar sayfasına geldiğimizde satış faturalarını burada görüntüleyebiliyoruz. Herhangi birine tıkladığımızda veya dokunduğumuzda açılan sayfada yine o satışa ait detayları burada görüntülememiz mümkün. Giderler bölümüne geldiğimiz zaman giderler masraf ve alış faturalarını kapsadığı için sağ üst tarafta bir masraf ekleme butonumuz var. Bu butona tıkladığınızda açıklama, harcayan, tarih ve kategori gibi ek diğer alanları da doldurarak yeni bir masraf bilgisi ekleyebilirsiniz. Bu da sahada çalışan ekip arkadaşlarınız için daha iyi bir gelir gider takibi yapmanıza yardımcı olacaktır. Yine menüdeki son seçeneğimiz müşteri ve tedarikçiler. Bu da çok önemli. Sahada çalışan ekipler için bir firmanın güncel durumuna, ilgili açık faturalarına ve işlem geçmişine rahatlıkla buradan ulaşabilirsiniz. Ve müşteri veya şirket görüşmelerinde, ziyaretlerinde bu tür datalar işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca bir güzel yanı daha var bunun. Bu da firma içerisine eklenmiş olan direkt şirketin iletişim bilgileri ya da firmaya bağlı olan ilgili kişilerin iletişim bilgisini görüntüleyebilir. Ve bunlara tek bir tıklamayla arama yaptırma işlemini sağlayabilirsiniz. Bu da uygulamanın güzel yanlarından bir tanesi. Bu şekilde geri dönüyorum tekrar. Son olarak müşteri ve tedarikçilerde sağ üst taraftaki artı butonu aracılığıyla bir firma veya kişi ekleyebilirsiniz. Burada firma ekleme butonuna tıkladığımda firma ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra alt tarafta o firmada görüşülen yetkili kişileri de ekledikten sonra sağ üst köşedeki kaydet butonuyla yeni müşteriyi kaydedebilirsiniz. Şöyle geri dönüyorum tekrar. Menüde son olarak alt tarafta şu anda giriş yapılmış olan kullanıcı isim bilgisi var. Adım, soyadım ve şirketim alt tarafta da Çıkış butonu var. Çıkış butonunu kullanarak uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.